Tarihte bugün, 12 Ocak. 12 Ocak 1920. 23 devlet Azerbaycan'ı resmen tanıdı. 23 devlet Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varlığını resmen tanıdığını ilan etti. 1918 yılında Tiflis'te Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edilmiş ve meclis açılıncaya kadar geçici şura ilan edilerek başkanlığa Mehmet Emin Resulzade seçilmişti. Yeni kurulan bu Azeri devletini Rusya tanımamıştı. 12 Ocak 1940. Rusya Finlandiya'yı bombaladı. İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya Finlandiya'yı bombalamaya başladı. Stalin'in Leningrad bölgesini savunmak için Finlandiya'nın kuzeyinde 1700 kilometre karelik toprak parçasını satın almak istemesi, Finlilerin ise bunu kabul etmeye yanaşmaması üzerine, 1939 yılında Finlandiya topraklarına saldıran Sovyet ordusu Finlandiya şehirlerini bombalamaya başlamıştı. Sovyet ordusuyla başa çıkamayan Finlilerin ateşkes istemesi üzerine yapılan antlaşmada Primorsk ve Viipuri bölgesi Ruslara verildi. Savaş boyunca 25 bin ölü ve yaralı veren Finlandiya, kaybettiği toprakları geri almak için bir yıl sonra antlaşmayı iptal ederek Almanya'nın safında İkinci Dünya Savaşı'na dahil olmuştu. 12 Ocak 1976. Agatha Christie öldü. Dünyanın en tanınmış polisiye roman yazarlarından Agatha Christie yaşamını yitirdi. 1920 yılında yayımladığı ilk kitabı Ölüm Sessiz Geldi ile yarattığı dedektif Hercule Poirot karakteriyle ünlenen yazar, hayatı boyunca 79 roman ve kısa hikaye yazdı. 1971 yılında İngiltere'nin en yüksek onur unvanı olan Britanya İmparatorluğu Kadın Komutanı unvanını alan Christie'nin Ölüm Çığlığı, Doğu Ekspresi'nde Cinayet, Beklenmeyen Şahit, Nil'de Ölüm adlı kitapları en çok satanlar listesindeydi. Eserleri 45 dile çevrilen, ondan fazla oyuna imza atan Christie'nin Londra'da sahnelenen Fare Kapanı adlı oyunu bugüne kadar en uzun süreyle oynatılan tiyatro eseriydi. 12 Ocak 1991. Amerikan Kongresi'nden Körfez'de güç kullanımı yetkisi çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, 1. Körfez Savaşı'nda Irak birliklerinin kuvvetten çıkarılması için hükümete güç kullanımı yetkisi verdi. Irak'ın 1990 yılının Ağustos ayında kuvveti işgal ederek bu ülkenin zengin petrol rezervlerini ele geçirmesi sonucu başlayan savaşta, Irak'a karşı Amerika'nın öncülüğünde İngiltere, Fransa, Mısır, Suriye gibi toplamda 28 devletin katkısıyla kurulan uluslararası bir koalisyon oluşturulmuştu. 1991 Mart'ında yapılan ateşkesle sona eren 1. Körfez Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 686 numaralı kararına göre Irak, Kuveyt'ten geri çekilerek elde ettiği bütün varlıklarını iade etti ve savaş tazminatı ödemeyi de kabul etti.